billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ailesine ashabına kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hassaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli abilerimin, kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca günahlarınız affedilsin. Yine buraya gelirken aldığınız her nefes adedince Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerimize geri döndüğümüzde aile halkımızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah sizlere ve bizlere nasip etsin inşallah. Gecemiz mübarek olsun, akıbetimiz hayır, Hayber'in fethi inşallah en kısa zamanda Rabbimin yardımıyla müyesser olunur. Bir adam Medine'de çıkan bir yangından dolayı Ebu Derda'ya gelir radıyallahu an der ki ey Ebu Derda evin yanmaktadır. Ebu Derda gayet sakin vakur Rabbinden emin bir şekilde benim evim yanmıyor der. Çok kısa bir süre sonra bir adam daha gelir Medine'de çıkan yangından haber verir. Ebu Derda'ya döner. Ateş senin evine doğru giderken müdahale edildi buyurunca Ebu Derda adama yöneldi. Dedi ki Allah'ın öyle bir şeye müsaade etmeyeceğini vallahi vallahidir biliyordum. Allah akbar. Şimdi bu olaya şahitlik eden bir kalp Ebu Derda'ya yaklaşır ve der ki ey Ebu Derda hangi sözüne şaşıralım ki? Hangi sözün üzerine mülazalar yapalım ki? Hangi sözün üzerine kitaplar yazalım ki? Birinci adam evinin yandığıyla alakalı haber getirdi. Dedin ki evim yanmıyor. İkinci adam Medine'de çıkan yangın senin evine doğru yaklaşırken söndürüldü dedi. Sen adama yöneldin. Allah'ın böyle bir şeye müsaade etmeyeceğini vallahi biliyordum dedin. Hangisine şaşıralım? Hangisi üzerine konuşalım? Deyince Ebu Darda radıyallahu anh gayet sakin, nazik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işitmiş olduğu şu sözleri aktarır. Der ki Allah'ım sen benim Rabbimsin ve senden başka ilah yoktur. Allah'u ekber. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente. Benim Rabbim sensin, yaratanım sensin, şekil verenim sensin, Üzerimde hakim olan güç sensin, otoritem sensin. Senden başka ilah yoktur. Ben sana tevekkül ettim ve sen yüce arşın sahibisin. Senin dilediğin olur, dilemediğin ise olmaz. Senden başka güç ve kuvvet sahibi asla yoktur. Allah'ın kudretinin her şeye yettiğini ve ilminin her şeyi kuşattığına iman ediyorum. Allah'ım nefsimin ve perçemini tuttuğun bütün canlıların şerrinden sana sığınırım. Hangi perçemi tuttuysan şeytanlardan, cinlerden, insanlardan, hayvanlardan nefes alan, hareket eden ne kadar mahlukat varsa hepsinin şerrinden sana sığındım. Şüphesiz Rabbimin yolu dost doğru yoldur duasını hatırlattıktan sonra kardeşlerine döndü dedi ki kim bu sözleri sabaha kavuştuğunda sabahın yorgunluğunun içerisinde bu sözleri söylerse akşama kadar ona hiçbir musibet isabet etmez dedi. Ebu Derda radıyallahu an tabii ki bu sözlere inanmak, bu sözleri samimi ve içten bir şekilde dillendirmek herhalde Ebu Derda gibi adamlara has bir şeydir. Allah azze ve celle bizi onlardan kılsın. Değerli Müslümanlar, İslam aleminin son 100 yıllık zaman dilimine baktığımızda zihinlerimizde ve kalplerimizde acı hatıraların kazındığına şahitlik etmekteyiz. Müslümanların bir taraftan içeriden ve dışarıdan etkilerle madden ve manen zayıfladığını, bir taraftan da Allah düşmanlarının güçlendiğini ve İslam alemine çöreklendiğine şahitlik etmekteyiz. Özellikle İslam toplumlarının en büyük dinamiklerinden olan alimlerin, ilim talebelerinin, davetçilerin yaşanılan olaylar karşısında zayıfladıklarına ve umutlarını yitirdiklerine de şahitlik etmekteyiz. Sadece onlar mı? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söyleyen her bir cana dokunduğumuzda yenilgilerin acısı onlarda büyük bir umutsuzluğu meydana getirmiştir. Ama önce nefsime sonra tüm kardeşlerime şunu hatırlatmak isterim. Bizim Rabbimiz olan Allah canlı ve cansız bütün mahlukatı sevk ve idare edecek gücü elinde bulunduran değil mi? Hareket eden her canlı, ağaçtan düşen her yaprak, göğe yükselen her bir duman, Alemlerin Rabbi olan Allah'ın izni ve O'nun verdiği güç ile bunu sağlamamakta mı? Dünyaya ayar verdiğini düşünenlerin eklemlerine, kaslarına, sinirlerine, hücrelerine, kanlarına, nefes alışverişlerine alemlerin Rabbi olan Allah'ın muktedir olduğunu düşünmüyor muyuz? Onlar da Allah'ın dilemesiyle oturuyor ve Allah'ın dilemesiyle yemiyorlar mı? Yoksa onların başka bir ilahı ve onları sevk ve idare eden başka bir Allah'ları mı var? Yine sizlere soruyorum. İnsanlık tarihindeki kötü gidişleri iyiye doğru sevk eden Allah değil mi? İnsanlar fıtratlarını kaybettikleri takdirde onları peygamberler ve sadık takipçileriyle Doğru yola hakka yöneten Allah değil mi? Zulümlerin içerisinde, fahşanın ve fuhşiyatın içerisinden Allah, salihleri, abidleri, muttakileri, mücahitleri, muhsinleri, muhlisleri çıkartmadı mı? Eğer bunların her birine inanıyor ve evet diyorsak, o zaman kardeşlerim, bozulan nesillerin içerisinden, liyakat ve sadakat sahibi insanları çıkartacak gücün de Allah olduğuna iman edeceğiz. Eğer yukarıda sorduğumuz soruların cevabına evet diyorsak şu bozulan insanlığın içerisinden salih, abid, muttaki, muhlis ve muhsin sahibi insanlar çıkacak ve bu kötü gidişe dur diyecekler. Ve vallahi de küfür bütün maddi ve manevi güçlerini, bütün materyallerini başta insanlığın ama özelde de Müslümanların ifsadı için kullansalar da toplumların içerisinde onlardan etkilenmeyen ve onların etkisinden kurtulanlar Allah'ın izniyle Yeryüzünde tekrar intizamı ve nizamı sağlayacaklardır. Bu iş sadece alimlerin, davetçilerin, dert sahibi olanların değil, Allah'a iman eden, ahirete koşan, ölümden sadece ve sadece Allah'a hesap verme korkusuyla yaşayanların bir araya gelip de ortaya koyacakları büyük bir sorumluluktur fakiriyle, zenginiyle, bileniyle, bilmeyeniyle. Bugün yek vücut İslam aleminin bir araya gelip küfrün karşısında sert ve duvar olma günüdür. Elhamdülillah. Allah Azza ve Celle sabrettiğimiz takdirde, yakın bir şekilde kendisine iman edip itaat ettiğimiz takdirde, başkalarını değil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendimize rehber kıldığımız takdirde küfrün sistemlerinin karşımızda çökeceğinin ve her birinin güçlerinin darmadağın olacağının göstergelerini bize 3 yıl önce şahit tuttu elhamdülillah. Yıkılmaz denilen duvarlar yıkıldı. Kalkmaz denilen perdeler kalktı. Bükülmez denilen bilekler sahanın içerisine büküldü elhamdülillah. Bugün Ümmeti Muhammed'in umutlarının tekrar ayağa kalkması gereken bir gündür kardeşlerim. Umutlarını asla yitirmeyeceği alimlerin, davetçilerin, ders sahiplerin, zenginlerin, esnafların, okuyanların, cahillerin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüne iman edenlerin asla ve kat'a arkasına bakmadan ilerleyecekleri bir gündür. Hatırlayın kardeşlerim. Biz bundan önceki dersimizde bu ümmetin bağrında Zübeyir bin Avvam gibi Kureyş şahinlerinin yetiştiğini haber verdik. Biz bu kürsüden Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da, Şam'ın, Bagdat'ın, Kudüs'ün, Aksa'nın şahinlerinin bir gün gelecek küfrün başına musallat olacaklarını söylemiştik. Ümidimiz Sonuna kadar mevcuttur. Tevekkülümüz alemlerin Rabbi olan Allah'a'dır. Yardım sadece Allah'tandır. Allah'ın desteği olduğu müddetçe yeryüzünde muktedir olduğunu zannedenler korkak köpekler gibi sahayı Müslümanlara teslim edeceklerdir. Yeryüzünde arz Allah'ındır. Yeryüzünde mevcut olan her şey alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Kim Allah'a itaat ederse, Allah'a gönülden boyun eğerse, alemlerin Rabbi olan Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnemez, buna riyakarlık yapmaz, riayet ederse, vallahi de Allah, ümmeti Muhammed'e tekrar hak ettiği konumu geri verecektir. Allah'tan isteğimiz ve dileğimiz, şu toplumlarımızın içerisinden, İslam beldelerinin içerisinden, iman eden, İhlaslı, samimi, canını Allah yolunda adayan ve Allah yolunda vermek için gayret gösteren nesillerin yetişmesidir. Allah'tan niyazımız odur. Allah'tan isteğimiz Zübeyir bin Avvam gibi, Umeyr bin Sad gibi, Allah yolunda mücadele etmenin keyfini ve lezzetini yaşayan nesillerin ortaya çıkmasıdır. Tıpkı bu akşam mescidimize davet edeceğimiz genç sahabi Zeyd bin Sabit, radıyallahu an gibi. Allah azza ve celle nesillerimizin içerisinden, topraklarımızın içerisinden, beldelerimizin içerisinden Kureyş'in, Şam'ın, Bağdat'ın, Anadolu'nun şahinlerini çıkartsın da yeryüzünde müstekbirlik yapan, ilahlık taslayan, kibir abidesi olanların burunlarını bir bir devirsinler. Allah onların yar ve yardımcıları olsun kardeşlerim. Değerli Müslümanlar, Zeyd bin Sabit radıyallahu an babası Sabit Hazreç'in Neccar oğullarından maalesef ki Hazreç ile Evs arasında yapılan bir cahiliye savaşı olan bu as meydanında can vermiştir. Cahiliye savaşı dedik. Hazret'in devesi Evs'in develerini geçti. Evsin develeri de Hazret'in bahçelerine girdi diye birbirlerini öldüren, birbirlerini esir alan, birbirlerine üstünlük taslamak için sudan sebeplerle kılıçları çeken insanların yapmış olduğu kavganın adı cahiliye savaşıdır. Bu binlerce yıl önce de vardı, bugün de var olmaya devam etmekte. Ve maalesef ki nice insanlar la ilahe illallah sözüne muhatap olamadan cahiliyenin karanlıkları içerisinde kaybolup gitmişlerdir kardeşlerim. O sıra Zeyd 5 veya 6 yaşlarındadır. Babasını pek anımsamamakta. Annesi Malik binti Nuvvar. Bu da Hazreçlidir. Kocası vefat ettikten sonra oğullarının efendilerinden Umare bin Hazm ile evlenmiştir. Hatırlarsanız bu dönem dersimize başladığımızda şöyle bir söz söylemiştik. Karşılaştığımız her bir şer, karşılaşacağımız hayrın bir ilahi dokunuşu olabilir. Zeyd ve annesi için bir kocayı ve bir babayı kaybetmek şerdi ama Allah Subhanahu ve Taala onları öyle bir evin, öyle bir ocağın içerisine koydu ki Umare radıyallahu an özellikle Ensar'ın ilk iman edenlerin arasında yer aldı. Elhamdülillah. Birinci akabe biatından sonra 12 tane muvahid Medine'de İslam çalışmalarına başladığında kazandığı ilk insanlardan biri Umare bin Hazm olmuştur. Ve kendisi de hemen iman edip ikinci akabe beyatına katılmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle kapı komşusudur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi sürekli evinde misafir etmiştir. Şakacı bir kimliğe sahip olmakla beraber münafıklara karşı çetin oluşuyla da dikkatleri üzerine çekmiştir. Denir ki Tebük savaşına Müslümanlar gittiğinde münafıklar kötü propagandalar yapmaya başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir devesi kaybolmuştu o devenin göğe doğru çekildiğini ve kaybolduğunu aslında Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olmadığını peygamberlik iddia eden yalancı bir şahıs olduğunu ordunun içerisinde yaymaya başladıklarında buna ilk tepki gösteren Umar'a bin Hazım olmuştur. Ordunun içerisinden kendi sancağı altında gelen münafıkları kovalamıştır. Ve hatta yetmedi. Mescid-i Nebevi'de namaz kılmak için gelen münafıkları tespit ettiğinde mescidin dışarısına kovmuşlardır. Nifak asla kabul edilmez kardeşlerim. Münafıkla asla yer yoktur İslam aleminin içerisinde. Dışından insanlara Müslüman gibi gözüken, dışarıdan insanların kalplerini elde etmek için, maddi menfaatler gütmek için la ilahe illallah sözünü ishar edenler kalplerinde eğer İslam'a karşı bir düşmanlık besliyorlarsa İslam saflarının içerisinde onlara yer yoktur. Boyunları bükülecektir, kovulacaklardır, dışlanacaklardır. Umar'a bin Hazım mescidin içerisinde onları her gördüğünde kovalamış ve bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı müddet boyunca hangi savaşın içerisindeyse peygamberle beraber savaşmıştır. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde Yemame günü de Allah Azze ve Celle ona güzel bir şehadet nasip etmiştir. Şimdi bakıyorsunuz Zeyd ve annesi için şer görürken bir olay büyük bir hayırlara dönüştü. Neden? Umare bin Hazım Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme beyat edip evine geldiğinde ilk ilgilendiği insanlar eşi ve çocukları olmuştur ilk onları kazanmıştır. İlk İslamı onlara taşınmıştır. O yüzden İslam davetçilerinin davetine nereden başlamaları diye bir soru sorulduğunda başlayacakları yeri neresi göstereceğiz? Kendi evlerinin içini göstereceğiz. Annesi, babası, kardeşi, hanımı, çocukları, amca çocukları, dayı çocukları, teyze çocukları dururken daha uzaklara gitmenin bir anlamının olmadığını Peygamber'in sünneti zaten bize göstermektedir. Ama özellikle genç kardeşlerime tavsiyem. İnsan kendi ailesinin dışındakilere karşı İslam'ı taşırken nazik, kibar ve merhametli olurken kendi annesine, babasına, eşine ve çocuklarına aynı duyguları göstermemektedir. Buradaki en büyük faktörün de şeytan olduğunu ne olur unutmayın. Çünkü hiçbir davetçinin ve dava sahibinin evinden destekçilerinin olmasını istemeyecektir. Ne olur özellikle genç kardeşlerim annelerine, babalarına, ailelerine İslam'ı taşırken hassas bir cerrah edasıyla dillerini kullanacaklar ve onlara sevgi ve merhameti daha fazla gösterecekler. Özellikle kendi akrabalarının içerisinde genç nüfusa sahip olan kardeşlerim. Eğer davanıza davetinize onları bir bir katarsanız vallahi de eliniz güçlenecek, davetiniz toplumda yer bulmaya başlayacak. Dışarıdan davetinizi gözlemleyenler kendi ailenizden olan fertlerin davanıza girdiğini görünce bu davanın haklılığına kesinlikle inanacaklar ve boyun bükecekler kardeşlerim. Evet Umare radıyallahu an evinin içerisine İslam'ı getirdi ve ona ilk teslim olan eşleri ve çocukları oldu kardeşlerim. Bakın Zeyd bin Sabit'in tarih kitaplarında söylenildiğine göre ilk iman ettiği yaş 10 yaş kardeşlerim. 10 yaşında. 10 yaşında Umare bin Hazm'ın getirdiği La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözüne teslim olmuş. 10 yaşında çocuk deyip geçmeyeceğiz kardeşler. Genç deyip geçmeyeceğiz. Eğer hakikati güzel anlatır ve iyi bir örneklik ortaya koyarsak vallahi de bu gençleri kaybetmek mümkün olmayacak Allah'ın izniyle. Evet Zeyd 10 yaşında iman etti. Bir yıl içerisinde Rivayetlere göre 17 tane sureyi ezbere bilmeye başladı. 11 yaşındayken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına getirdiler. Dediler ki ya Resulallah bu Allah'ın kitabından 17 sureyi ezbere biliyor deyince Peygamber aleyhisselam onun Kur'an okumasını istedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Kaf suresini okudu. Öyle güzel bir tilavet yaptı ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun anlayışına, zekasına ilme yatkınlığını fark edince Zeyd bin Sabit'e döndü. 11 yaşındaki çocuğa. Dedi ki ey Zeyd benim için Yahudilerin yazısını öğrenme imkanın var mı dedi. Allah Allah. Benim için. Peki neden ya Resulallah? Çünkü dedi yazışmalarda ben onlara hiç güvenmiyorum. Allah ım. Nasıl güvenilecek ki? Bir önceki dersimizde ne olur hatırlayın. Müslümanlar Hendek için tedbirlerini alırlarken, savaş düzeni belirlerken, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla Ya Resulallah biz seninle asla Medine içerisindeyken savaşmayacağız. Hangi düşman sana saldırırsa saldırsın, biz onların tarafında yer almayacağız diye imza atmalarına rağmen baktılar ki Hendek günü Müslümanlar arkadan tam vurulacak haldeler. Baktılar ki çocukları, kadınları, yaşlıları korumasız haldeler. Hemen anlaşmayı bozdular. Müslümanları tam harkalarından hançerleyeceklerken Allah azza ve celle'nin yardımıyla karşılaşıldı. Yahudilere güven olur mu? İsrailoğullarına güven olur mu? peygamberlerini yalanlayan, peygamberlerin haklılığını bilmelerine rağmen onları yurtlarından kovan, eğer kovamazlarsa onları taşlayıp öldüren bir topluluğa Allah azza ve celle güvenmememizi istiyor zaten. İsrailoğullarına güven olur mu? Yeryüzündeki tabir yerindeyse insan hak ve hürriyetlerinin beşikliğini yapanlar bugün Gazze'de, Kudüs'te Mescidi Aksa'nın içerisinde binlerce çocuk öldürülüp kadınlar pervasızca dövülüp erkekleri ağır işkencelerden geçmelerine rağmen Müslümanlar ayağa kalktıklarında, Müslümanlar seslerini yükselttiklerinde, Müslümanlar adım attıklarında, Müslümanlar onlara koştuklarında bakıyorsunuz ki bugün mikrofonlarını alıp eğer, Gazze'deki insanlar bu direnişe devam ederlerse büyük bir soykırım yaşanacak. Bunun sebebi de Hamas'tır. Bunun sebebi İzzettin Kassam Tugayları'dır. Bunun sebebi lillah billah sahaya çıkanlardır. Demeçlerini veren utanmazlar. Allah'tan korkmazlar. Şimdi Allah için size soruyorum ya. Bu kadar insanın kalplerini bozan bir toplula güvenilir mi? Bu kadar bir insanlığı ifsada sokmuş. Bir topluluğa güven olur mu? Nasıl bir çağda yaşıyoruz Müslümanlar? Nasıl bir dönemde yaşıyoruz? 15 yaşında bir kız çocuğu yere yatırıp da postallarıyla ağzına ve burnuna gelecek şekilde döven bir adamın cezası kesildiğinde nasıl sen dünyayı etkiledin ki birileri ayağa kalkacak aman ha şu zulmü durdurun diyecek. Vallahi bu adamlar iblisin dünya şubesidir. Billahi de bunlar iblise pabucunu ters giydirecek adamlardır. Eğer bugün Hristiyanların içerisinden, bakın bugün Hristiyanların içerisinden, İsa Aleyhisselam'a iman ettiğini söyleyenlerin içerisinden, ahirete yakinen inandığını iddia edenlerin içerisinden, haramlardan uzaklaştığını iddia edenlerin içerisinden, Kiliselere kendilerini kapatıp da Allah'a yaklaştığını düşünenlerin içerisinden eğer birileri çıkıp bu kadar zulme rağmen Müslümanların ses çıkarmalarına mikrofonlarıyla o sesleri bastırmaya çalışıyorsa vallahi bu Yahudiler nasıl bir adamlar? Bütün insanlığı ifsat etmişler tabirleriyle. Bir dini tabir yerindeyse nasıl ifsat etmişler? Eğer bugün Hristiyanların içerisinden evangelistler 100 milyonlara ulaşıp da yeryüzündeki en üstün ırkın Yahudiler olduğunu söylüyorlarsa vallahi bu İsrail oğullarına güven olmaz. Dikkat etme gerekir kardeşler. İblisin dünya şubeleri. Ama elhamdülillah acıyı zerreler ne kadar hissedecekler. Taraftarları ne kadar olursa olsun. Mensupları ne kadar olursa olsun. Onları sevenler, sevicileri ne kadar fazla olursa olsun. Vallahi Allah'ın takdirine doğru yürüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belirttiği o haberlere doğru gidiyoruz. Müslümanlar ile Yahudiler bu yeryüzünde savaşmadıkları, karşı karşıya gelmedikleri mütteçe kıyamet kopmayacak. İnanmıyor muyuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demedi mi? Yahudiler garka denilen ağacın arkasına saklanacak. Taşların arkasına saklanacak. Arabaların arkasına saklanacak. Çıkacaklar diyecekler ki Arkamızda bir Yahudi var gel öldür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Şeyh Ahmed Yasin. Allahu Alem 2003'te veya 2004'te biz dedi bunun alametlerini görüyoruz dedi. <laughs> Yahudi askerleri bir yere saklandığında Müslümanlara karşı bir ses geliyordu diyor. Falanca şeyin arkasında bir Yahudi var gel öldür diye haber geliyordu. Ve rahmetli ne dedi? Sene dedi 2027. Bakın 2027. 2027'de de, 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 İsrail diye bir devlet kalmayacak. İnşallah diyoruz. İnşallah diyoruz. Ya bizim bu konuşmalarımızı veya bizim gibi konuşanları ne diyecekler? İnsanları ayrıştıran, dinleri tabir yerindeyse bölmeye çalışan, toplumun içerisine fesat koyma Lan bırakın bırakın. Yalakalık yapmayı bırakın ne olur. Ne olur biz bir dakika dahi insan olmanın yolunu bulmaya çalışın. Bir dakika dahi. Yahu bu kadar insanlık rayından çıkartılırken, bu kadar zulümler yaşanırken sadece zulüm vallahi Kudüs'te değil. Elleri Şam'da, Bağdat'ta, Arakan'da, gözleri her tarafta fırdır fırdır oynayan şeytanın şubeleri. Vallahi gereken cezaları biz iman ediyoruz ki Müslümanların eliyle alacaklar. Kesinlikle iman ediyoruz. Kesinlikle bu gerçekleşecek. Bugünkü yaşanılan hadiseler her ne kadar birileri çıkıp da acaba bunun arkasında hangi güçler var? İsrail Arap ülkeleriyle barış içerisinde anlaşma yaparken acaba hangi el buna dokundu? Çin mi dokundu? Rusya mı dokundu? Ukrayna'yı unutturmak için birileri mi bunu elliyor? Vallahi ne derseniz deyin. Biz şunu görüyoruz. Zübeyir bin Avvamlar yani Kureyş'in şahinleri artık uçmaya başladılar. Allah hamdolsun. Biz bunu 10 yıl önce de söylüyorduk. 20 yıl önce de aynı şeyleri iddia ettik. Vallahi de 30 sene de geçse Kudüs'ün Mescidi Aksa'nın İsrail Yahudilerin elinde olduğunu görsek de Müslümanların Mescidi Aksa'da namaz kılamadığına şahit de olsak vallahi yine iddia ediyoruz, yine iman ediyoruz. Yeryüzünde zemin ve alçak olarak ölecekler. Allah'a yemin ediyoruz ki. Bunu vallahi biz Hamasi duygularla da söylemiyoruz. Bunu billahi izlediğimiz videolardan etkilenerek söylemiyoruz. Allah'a yeminler olsun ki yeryüzünde sarı ırk. Bakın sarı ırk. Kimi kastediyorum? Hristiyan alemini kastediyorum. Rum alemini kastediyorum. Onlara köpeklik yapanları kastediyorum. Onların uşağı olanları kastediyorum. Onlara eşeklik yapanları kastediyorum. O sarı ırk Deccal'le beraber Yahudilere destek verecekler. Ama vallahi de Mescid-i Aksa'nın bulunduğu o mübarek beldeler onların mezarları olacak. Onların iman ettiğini söyleyen İsa Aleyhisselam vallahi de billahi de Kudüs'e gelecek. Müslümanlar onunla beraber namaz kılacaklar. Ve Allah'a hamdolsun ki İslam'ın zaferi o sabah gerçekleşecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle film şeridi gibi anlatıyor. Vallahi film şeridi gibi anlatıyor. İslam ordusu diyor saldıracak, mağlup olacak, gelecekler diyor. Peygamber aleyhisselam söylüyor. İslam ordusu diyor tekrar saldıracak, mağlup olup gelecekler diyor. Ama ne zaman ki İslam ordusu saldıracak, bu sefer muzaffer olarak gelecek. İsa aleyhisselam haçı kıracak, domuzu kesecek, Deccal'i öldürecek ve yeryüzünde hak ve adalet hakim olacak. Ve bizim şöyle bir derdimiz yok. Ümmeti Muhammed'in böyle bir derdi yok. Vallahi bunu bilsinler. Kadınlarınızı istemiyoruz. Öyle bir derdimiz yok. Çocuklarınızı istemiyoruz. Böyle bir derdimiz yok. Topraklarınızda beslemiş olduğunuz binaları, altın ve gümüşleri, petrolleri istemiyoruz. Biz yeryüzünde alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve celle'nin iktidarını gerçekleşmesini istiyoruz. Allah'ın hukukunun hakim olmasını istiyoruz. Biz adaleti istiyoruz. Bugün izlediğiniz görüntülerde açık saçlı bir abla vardı değil mi Yahudi. Koynunda bir çocuk korkuyor. Müslümanlar onun etrafını sarmışlar. Diyorlar ki biz merhametli insanlarız. Biz sana dokunmayacağız. Senin çocuğuna dokunmayacağız. Seni ellemeyeceğiz. Sana tecavüz etmeyeceğiz. Seni dövmeyeceğiz. Çocuğunu esir almayacağız. Kesmeyeceğiz. Ulan biz Yahudi değiliz. Biz Allah'a ve Resulüne iman etmiş olanlarız. Biz siz değiliz. Ama askerlerinize acınmayacak. Mescidi Aksa'nın sokaklarında dövdüğünüz kadınlar bunlar unutulmayacak. Yere serdiğiniz yaşlılar bunlar unutulmayacak. Hiçbir günahı yokken 18 yaşındaki kızı namluyla 15 metreden vurduğunuz günler unutulmayacak. Pervasızca Mescidi Aksa'ya girmek isteyen Müslümanları dağıttığınız günler unutulmayacak ey Yahudiler. Ne yaparsanız yapın. Yakudüs'ten ya da Horasan'dan birileri çıkacak tepenize binecek Allah'a Allah azze ve celle Müslümanlara feraset versin, şuur versin vallahi de Allah'a yeminler olsun ki, tekrarlıyorum biz Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını Yahudi hahamlarının açtığını görsek de yine diyeceğiz ki bir gün gelecek Aksa'nın şahinleri pençeleriyle gözlerinizi çıkartacak o Mescid-i Aksa'yı alacak. alacak bu savaş Allah için yapılan bir savaş eğer bu savaş Allah için olmasaydı kardeşler, bugün bir mesaj geldi beni gerçekten derinden üzdü. Bu savaş Allah için olmasaydı, oradaki ihtiyarlar kendilerine milyon dolarlarca para verilmesine rağmen Mescid-i Aksa'nın yanındaki kıytırık 80 metrekare evlerini satmazlardı. Değil mi? Sattılar mı? Satmadılar. İstediler, vermediler. Sırf mescid Aksa'nın tabir yerindeyse İslam alemine hediye olsun diye canlarını veriyorlar şu an. Şu an bizim böyle milliyetçi geçinen kafalar efendim bundan 100 yıl önce Araplar Kudüs'ü satmışlardı. Toprak satmışlar. Evet sattılar. Sizin gibi uşaklar satmışlardı. Sizin gibi Osmanlı'yı arkadan vuran adamlar satmışlardı. Sizin gibi Allah'ın şeriatına sahip çıkan çıkmayanlar satmışlardı. Aynı sizin gibilerdi zaten. Niye bağırıyorsunuz ki? Üç kişi, beş kişi. Milyonlara örnek olabilir mi? Milyonların güzelliğine silebilir mi? Asla silemez. Evet üç beş kişi sattı. Nasıl bugün bu toprakları birileri satıyorsa sattılar. Ama onların karşısında milyonlarca insan şu gün Aksa'nın tabir yerindeyse korumalığını yapıyorlar. Hatırlayın ne olur ya birkaç sene önce genç bir kızcağızın kocası şehit olmuştu değil mi? Dedi ki Allah'a yemin ederim iki oğlum var onlar da dedi Mescid-i Aksa'yı babaları gibi savunacaklar ağlamayacağız dedi. Sizin yanınızda güleceğiz güleceğiz asla gözyaşı dökmeyeceğiz sevindirmeyeceğiz sizi kursaklarınızda bırakacağız. Lan bugün haklıydınız da sosyal medyadan neden görüntüleri siliyorsunuz? Neden zelil olduğunuz görüntüleri Avrupa ülkeleri de sildiriyorsunuz? İstediğiniz kadar silin arşa yazılıyor bunlar. İstediğiniz kadar silinin. Bu bir gün çıkacak zaten ortaya. Ve yok olup gideceksiniz elhamdülillah. Yok olup gideceksiniz. Ve o gün sizi savunan kimse olmayacak. Dünyada zelil, ahirette bedba olacaksınız. Dünya ateşinde yandığınızdan daha büyük, ahiret Allah'ın azabı karşısında yanacaksınız. Hani ne oldu? Mescid-i Aksa'nın içerisindeyken kadınları yere serenler, Niye bugün yerlerde oturup üngür üngür çocuk gibi ağlıyorlar? Kıyamet günü daha çok ağlayacaksınız. Kıyamet günü daha çok korkacaksınız. Kıyamet günü hüsran olacak sizin için. Allah'ın izniyle. Evet kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'e döndü dedi ki. Benim için dedi İbranice'yi öğrenir misin? Zira dedi Yahudilerin dedi yazışmalarına güvenmiyorum. Yahudilerin dedi yazışmalarına güvenmiyorum. Zeyd çok kısa bir süre içerisinde kardeşlerim bakın İbranice'yi öğreniyor. Arkasından Rumca'yı öğreniyor. Süryanice'yi öğreniyor. Habeşçe'yi öğreniyor. Kıptice'yi öğreniyor. Ne mutlu o gence maşallah. Eğer bir kimse Allah rızası için bakın bu dilleri öğrenirse İngilizce'yi, Fransızca'yı ne derseniz deyin. Çince'yi ama Allah için. Müslümanlara fayda sağlamak adına. Eğer bir genç ya ben yazılım mühendisi olacağım ama sadece lillah fillah. Bakın kendimi adayarak ne olur çocuklarımızı böyle yetiştirelim. Allah rızası için yalvarıyorum. Yani bir makam ve mevki için değil. Ya o kıytırık bir görev için değil. Lan desinler diye değil ne olur. Allah rızası için söylüyorum. Sadece lillah fillah. Sadece ümmeti Muhammed'e fayda sağlamak için. Neden sen yazılım mühendisi olacaksın? Müslümanlara fayda sağlamak için. Ama Müslümanlara fayda sağlarken para elde edemeyeceksin. Ne olur genç kardeşim sana söylüyorum. Rezzak'ın Allah dünyayı Allah ayaklarına getirecek. Allah'a güven, itimat et. Sen Allah'ın dinine yardım et. Allah senin bütün dertlerini üzerine alacak. Sen Allah için yaşa. Bütün sorumluluklarını Allah üstlenecek. Sen Allah için yürü, seni Allah koruyacak. Vallahi de arzdan da, yerin dibinden de, sağdan ve soldan da, esen rüzgarların içerisinde ne kadar şer varsa Allah onları engelleyecek. Yeter ki sen Allah'ın adamı ol. Yeter ki sen Allah için nefes al. Ne olur kardeşlerim ya? Ya ne olur gençlerimize yarınlarda büyük meslekleri para kazanmak için göstermeyelim. Allah rızası için söylüyorum. O para ona gelecek. Rızkı ne kadarsa o kadar gelecek. Vallahi fazlası gelmeyecek. Ne olur genç kardeşlerim. Bakın çok körpesiniz. Belki beni anlamıyorsunuz. Belki şu an beni işitmiyorsunuz. Benim sözlerimi bir yere koymuyorsunuz. Allah rızası için sesleniyorum size. Ne olur bu dünya hayatında geçicisiniz. Allah'a adayın kendinizi. Allah'ı sevin. Resulünün yolunda koşun. Ne olur bir Zeyd bin Sabit siz olun. Ne olur Zübeyir bin Avvan siz olun. Ümmeti Muhammed'in akan gözyaşını durduran bir mendil ne olur sen ol. Allah rızası için sesleniyorum. Kendi çocuklarıma sesleniyorum. Beni işitiyorlarsa onlara yalvarıyorum. Ümmeti Muhammed'e kan olun, can olun, aç kalın, susuz kalın. Ama Ümmeti Muhammed'e fayda sağlamak için yürüyün. Bunun dışında her şey boş. Her şey boş Müslümanlar. Bugün binlerce insan ölüyor şu an. Suriye'de binlerce öldü. Yarına düğün hazırlığı yapan genç kızlar şu an toprağın altına girdiler. Yarın damat olan adayı şu an toprağın içerisine girdiler. Vallahi bir şeyler boş. Allah için olmadı müddetçe. Allah rızası olmadı müddetçe. Gayemiz ve tasamız Allah olmadığı müddetçe. Allah için kalplerimiz atmadığı müddetçe inanın hepsi boş. Giydiğiniz elbiseler, üzerine oturduğunuz koltuklar, birilerinin sizi güzel zikretmeleri, anmaları hepsi boş. Kıyamet gününde bunların hepsini göreceğiz kardeşler. Şimdi bakın ne olur dikkat edin ileride geleceğim ama bunların boşluğunu özellikle Zeyd bin Sabit'in Sad bin Errebi ile olan diyaloğunda göreceğiz. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu gencin özellikle zekası, yetenekleri ve ilme olan yatkınlığını gördükten sonra onu bir yana dönüp sevk ediyor. Hani amiyane bir ifade kullanacağım ama masa adamı yapıyor. Değil mi gençler? Oturuyorsunuz böyle masalarda. Masa adamı oluyorsunuz. Ama bakın sahabede iki yıldır konuştuğumuz bir mesele var. Adamlar hem masa adamı hem saha adamı. Hem masada hem sahada olmuşlar. Hem kale tutmuşlar hem kılıç tutmuşlar. Hem ezber yapmışlar hem Allah'ın dinini anlatmışlar. Dil öğrenmiş. Bakın onlarca dil öğrenmiş. Gençler vallahi bu sizde de var. Bu kapasite sizde de var. Kendinizi şu kadar metrekarenin içerisine hapsetmeyin. Allah'ın dinine nerede ihtiyaç varsa orada safları doldur. Nerede Allah'ın dinine hizmet edeceğiniz bir alan varsa oraya koşun. Kim gibi? Zeyd bin Sabit gibi. Müslümanlar tam 12 yaşında Bedir'le karşı karşıya kalır, Bedir Savaşı'na gidiyor. 12 yaşında. Bugün biz 12 yaşındaki çocukları sütünü vererek yatağa yatırıyoruz. Üstünü bir baba olarak ben örtüyorum. Gecenin üçünde kalkıyorum üstü açılmış mı diye bakıyorum. 12 yaşında çocuğa kim nasıl böyle bir cihad ve Allah yolunda olma şuuru verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun çocukluğuna, yaşının küçüklüğüne bakıyor, geri gönderiyor. Zeyd bin Sabit'i. Benim çocuğum olsa havaya uçar. Mutlu olur. Gittim baba. Teklif ettim almadılar. Israr ettim kabul etmediler. Bu görev benden düştü der. Ama Zeyd bin Sabit evine gider hüngür hüngür ağlar. Allah yoluna katılamadı diye. Uhud'a gider tekrar. Yaşı bu sefer 13'tür. 13 Müslümanlar 13. Ya okula giderken servise mi verelim minibüsle mi gitsin? diye kaygılandığımız yaş seviyesi var ya. 13 yaşında çocuk. Yok Araplar büyüktü. Evet olabilir. Çöl adamları sertti. Ben bunu bilmem. Ama 13 yaşında Müslümanlar. 13 yaşında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en son dayanamıyor. Uhud'a alıyor. Amme hizmeti veriyor. Geri hizmet veriyor. Özellikle savaş sonrasında mücahitlerin yaralılarını ve şehitlerini tespit etme görevi veriliyor. İşte burada çok dehşet bir hadise yaşanıyor. Zeyd bin Sabite yöneliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ay Zeyd git bak bakalım diyor. Mücahitlerin arasında Sad bin Errebi'yi göremiyorum diyor. Niye ona özel bir iltifatı var ben bilmiyorum. Hadisin sonunda biraz çıkacak ortaya ama bu kadar özel bir iltifat neden var? Bunu bilmiyorum. İnşallah bunu kıyamet gününde öğreneceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki git diyor Sad bin Ebi Rebi'yi göremiyorum diyor. Eğer diyor ona rastlarsan kalbini diyor nasıl hissettiğini bir diyor, bir sor diyor ona. Allah'a Ekber. Diyorum ben niye ona sordu? Niye böyle bir şeyle muhatap oldu? Bilmiyorum buna. Ama dedi ki ona dedi benden selam söyle kalbini dedi nasıl hissediyor? Durumu ne? Zeyd gitti şehitlerin ve yaralıların içerisinde bir baktı ki Sad radıyallahu an artık böyle can çekişiyor. Ölmek üzere. Bu adam vahiy katibidir Müslümanlar. Abdurrahman bin Af'ın kardeşidir. Yani o Medine'deki kardeşlik hukukundan biri de yapmıştır. Artık can çekiştiği esnada onlarca yara almış. Zeyd gidiyor. Diyor ki Sad diyor. Resulullah sana selam söyledi. Diyor kalbini nasıl hissettiğini sordu. Sad döndü dedi ki selam dedi sana ve Resulullah'a olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme git de ki Sad bin Ebi Rebi cennetin kokusunu alıyor. Allah'a akbar. Cennetin kokusunu hissediyor. Allah bize böyle bir ölüm nasip etsin. <laughs> La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylerken Allah cennetin o mis kokularını almayı bizlere nasip etsin. La ilahe illallah sözlerini terennüm ederken sema ehlinin böyle bize yaklaşıp da korkma, üzülme. Allah'ın sana vaat ettiği cennetle sevin müjdesine inşallah mazhar oluruz. Allah Azze ve Celle böyle güzel ölümleri bizlere nasip etsin. Çünkü bu dünyada çok yaşamayacağız ha Müslümanlar. Gençler ne olur ölmek için yaşayın. Yaşamak için değil. Sad ancak döndü. İlginç hadise buydu. Sad döndü. Zeyd'e dedi ki Ey Zeyd kavmim olan Ensar'a git. Yani Medine'de beraber olduğumuz beraber iman ettiğimiz beraber ilim öğrendiğimiz beraber Resulullah'ı koruduğumuz kucakladığımız, kolladığımız adamlara gitti ki eğer Resulullah'a ihlasla hizmet etmezseniz yani samimi olmazsanız davanızda. Hani ben gidiyorum ha ben cennetin kokusunu aldım eyvallah. Benim için sorumluluk iş bitmiştir. Ama size bakın hatırlatıyorum. Eğer Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ihlasla hizmet etmezseniz Allah katında sizin için hiçbir bahane yoktur. Ve siz bütün her şeyi açıkça görüyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz Müslümanlar? Ey Ensar! Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin size ihtiyacı varken ona yardım etmez kaçarsanız vallahi Allah katında hiçbir mazeretiniz yok. Eğer muhacir olan kardeşlerinizin size olan ihtiyacınızı görmenize rağmen onlara yardım etmez, onları kollamaz, onları korumazsanız Allah katında mazeretiniz özrünüz olmayacak. İslam aleminin size ihtiyacı varken eğer onun aleme sırt çevirirseniz Allah katında mazeretiniz olmayacak. Şimdi ben size soruyorum Müslümanlar. Şu yüzyıllık tarihimiz içerisinde Müslümanların Zeyd bin Sabit ve onun gibi adamlara en fazla ihtiyaç olduğu bu dönemde alimler, abidler, zahitler, cesur olanlar, cömert olanlar, takva sahipleri kaçarlarsa, dönerlerse sırtlarını Allah katında mazeret olur mu size soruyorum. Eğer bugün Allah'ın kitabına Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin pak sünnetine şerefli ashabına savaş yapılırken eğer birileri birimiz kaçarsak Allah katında hangi mazeretimiz kabul olacak size soruyorum ya size soruyorum Allah rızası için ne olur empati kuralım annelerimiz çarşıların pazarların içerisinde yerlerde sürüklenirken ey Rabbim bize katından salihleri abidleri gönder de bizi savunsun diye yalvaran zavallılar varken Bunları duymazdan gelir, görmezden gelir, sırtımızı döner, kaçarsak, dualarda buluşmazsak, birbirimizi uyarmaz, nasihat etmez, yardım etmezsek, ben sana Allah rızası için soruyorum. Ne benim özrüm kabul olacak, ne senin özrün kabul olacak. Onu söylüyor bu adam. Ben Allah rızası için size söylüyorum ya. Demokoloji derzinde değiliz. 15 yaşında bugün çocukların ağızları, burunları, kan, revan içerisindeyken yerde annelerinin ve babalarının cenazelerine şahitlik yapıp da tabir yerindeyse bir travma yaşarken bunu görmeyen göz, bunu duymak istemeyen kulak, buna el uzatmayacak sak. Allah hangi mazeretimizi kabul edecek? Size Allah için soruyorum. Hangi mazeretimizi kabul edecek? Mescid-i Aksa bu durumdayken, Kabil bu durumdayken, Şam bu durumdayken, Türkiye içerisine gelin ya. Hep savaşlardan bahsediyorsun. Ya şu diskoteklere giden kız çocuklar. 17-18 yaşındaki kadınlar. Ya ulan bizim din ya Allah rızası için söylüyorum. Ya duyarsız kalabilir miyiz? Allah'ın dininde sırt çevirebilir miyiz? Davetten uzaklaşabilir miyiz? Ya Müslümanlar bir hayra koşarlarken görmezden gelebilir miyiz? Bu kızın orada iffetini satıp da bir kenara attığına duyarsız kalırsak hangi özrümüz kabul olacak? Siz Allah için soruyorum ya. Allah rızası için söyleyin. Ne olur söyleyin. Hangi ticaretimiz mazeret olacak? Hangi okuduğumuz nasara yansırılar mazeret olacak? Hangi yazdığımız kitaplar bugün mazeret olacak? Allah rızası için size soruyorum Müslümanlar. Kendiniz biliyorsunuz şu an okulların içerisindeki deistliği, ateistliği, madde bağımlılığını değil sadece normal okulların İmam Hatip kabul edilen dini öğrenecekleri müesseselerde Kur'an kurslarında yaşanan günahların ya ne yapalım abi bu toplumda zaten azmıştı belasını bulacak bir gün. Değişimizin bir mazereti olacak mı ben bilmiyorum. Üç maymuna oynamanın vakti midir? Evet. Sad bin Ebi Rabbi dedi ki Ensar'a eğer dedi ihlasla hizmet etmezseniz Resulullah'a dedi ki Allah katında bir özürünüz olmaz. Ne olur bu gece Kardeşlerim ne olur söylüyorum. Ben kendi nefsime söylüyorum. Ha böyle bir oturalım bu gece. Eşiniz bir odada dursun, çocuklarımız bir odada dursun, kardeşlerimiz bir odada dursun. Deli divana gibi şu sokakta yürüyelim, hesap yapalım. Diyelim ki Allah'ım ben ticaret yapıyorum. Bundan dolayı ümmeti Muhammed'i göremiyorum. Mazeret mi? Sor Allah'a. Allah'ım üniversitede okuyorum. Mazeret mi? Allah'ım üniversite sınavına hazırlanıyorum. Mazeret mi? Akademisyenlerle beraberim. Mazeret mi? Falanca sıkıntım var mazeret mi? Ne olur her birimiz birbirimize soralım. Ve cevabını kendi iç dünyamızda bulmaya çalışalım. Ama ben hatırlatayım kendi nefsime. İnanın bu duyarsızlıkların bir mazereti olmayacağını da kesinlikle ama kesinlikle bir kenarda tutalım kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulallah Sad bin Ebi Rebi cennetin kokusunu aldığını söyledi ve kendisi şehadete kavuştu deyince efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndü dedi ki Allah ona rahmet etsin. O yaşarken de ölürken de ihlaslı biriydi. Sonra döndü dedi ki "Allah'ım, sadı kendisinden razı olanlardan yanına katına ulaştır." diye dua etti ve kendisi de gömüldükten sonra Ebu Beker radıyallahu an onun kızını tabir ise himaye altına aldı. Kimin? Sadın. Hazreti Ömer şaşırdı. Dedi ki bunun kızına niye bu kadar iltifat ediyorsun? Küçük bir kızcağız. Onun bakımını alıyorsun, ona elbiseler alıyorsun, şekerler alıyorsun, onu gezdiriyorsun. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an döndü. Dedi ki ben dedi sadın dedi. Sen dedi sadın samimiyetini, ihlasını ve bu dine olan hizmetini dedi. Hiç görmedin mi Allah? Allah. Hiç görmedin mi? Allah Azze ve Celle bir taraftan da bize dini mübini hisnama, e, yardım ederken o din için gayret gösterirken onların emanetlerine şehitlerin özellikle emanetlerine yetimlere sahip çıkmayı onların himayesini üzerimize hakkıyla almayı bizlere nasip etsin. Bu feraseti bizlere nasip etsin. Bakın gençler. Masa adamı olabilirsiniz. Klavye adamı olabilirsiniz. Küçük ekranların sahibi olabilirsiniz. Büyük işler yapabilirsiniz. Ama dedik ya saha adamı olmak ayrı bir şeydir. Zeyd bin Sabit Hendek Savaşı'nda da hazır oldu ve özellikle hendek içerisinden, çukurların içerisinden o kadar çok toprak taşımakla kendini yordu ki bir kenarda oturdu uyuyakaldı. Babalı yani Umar'a bin Hazm dedi ki şakacı bir adam geldi Zeyd'in kılıcını aldı bir yere sakladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada geçerken Zeyd'i uyurken görünce dedi ki ey uyuyan adam. Yani uykuyu çok seven adam. Öyle uyudun ki diyor silahını kaybetmişsin. Deyince Zeyd bir korkarak ayağa kalktı. Onun korktuğunu fark edince Resulullah aleyhisselam sahabeye yöneldi. Dedi ki Zeyd'in dedi silahını dedi hanginiz gördü veya hanginiz sakladı. Umar'a çıktı. Dedi ki ya Resulallah onu ben şaka olsun diye aldım, sakladım. Kılıcı geri getirince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir mümini ister şaka olsun ister ciddi olsun sevdiği, kendisine sahip olduğu bir şeyi saklayarak korkutmamayı mücahitlere öğretti ve tavsiyede bulundu. Ne olur sizler de anma hizmetlerinde yeri geldiği zaman tuvalet yıkarken yeri geldiği zaman tuğla taşırken, yeri geldiği zaman çöp atılması gerekirken bu işin de bir ciddiyetinin olduğunu, disiplininin olduğunu ve büyük bir hayra basamak olduğunu da hatırlayarak yapmanızı bir abiniz ve kardeşiniz olarak tavsiye ederim. Zeyd bin Sabit aynı zamanda Mekke'nin fethine katıldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oğullarının sancağını Umar'a bin Hazma yani babalığına vermişti. Daha sonra sancağı aldı. Zeyd bin Sabit'e teslim etti. Umare bu duruma üzüldü. Peygamber aleyhisselama geldi. Dedi ki ya Resulallah benle alakalı, benimle alakalı kötü bir şey mi işittin? Hani ben yanlışlıkla bir şey mi yaptım deyince Allah Resulü dedi ki hayır ama dedi onu dedi Kur'an öne geçirdi. Onu dedi öne geçiren Kur'an'dı. Neden Kur'an'dı kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselam zamanında vahiy katipliği yaptı. Yani şerefli olan ayetleri ve sözleri o günahkar elleriyle, garip elleriyle yazdı elhamdülillah. Aynı zamanda Ebubekir radıyallahu an döneminde Yemame'de kura hafızlar şehit olunca Hazreti Ömer radıyallahu an dayanamadı. Ferasetli bir adamdı. Hazret Ebubekir'e geldi dedi ki ne yapıp yapalım Kur'an'ı bir araya getirelim. Kuranı bir araya getirelim. Hazreti Ebubekir önce ikna olmadı, zira Peygamber Aleyhisselam'ın yapmadığı bir şeyi yapmak istemedi. Ancak Hazreti Ömer çok ısrar edince istişareye sundu ve istişareden geçer not alınca Hazreti Ebubekir Zeyd bin Sabiti çağırdı ve Kur'an toplama, ayetleri bir araya getirme, yani derilerde, kağıtlarda, kemiklerde, taşlarda özellikle hafızların not alıp yazdıkları ayetleri toplama görevi Zedbin Sabit'e verildi. Çok şerefli bir görev. Zeyd bin Sabit ona yöneldi dedi ki vallahi eğer bana dağlardan bir dağı taşıma konusunda bir görev verseydin bu bana daha hafif gelirdi. Yani bana öyle bir sorumluluk, öyle bir yük verdin ki dağı taşımak bundan daha kolaydır dedi. Ancak Hazreti Ebubekir onu ikna etti ve kendisi elhamdülillah muvaffak oldu. Kur'an'ı bir araya getirdi. Müminlerin emiri Ebu Bekir'e teslim etti. O Hazreti Ömer'e verdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeli döneminde Hazreti Ömer onu Medine'ye müftü yaptı. Kendisi olmadığı zaman Medine'yi o yönetti. Hazreti Ömer'in şahadetinden sonra Hazreti Osman döneminde de Kur'an'a çok büyük bir hizmet daha yaptı. O da ne? Kur'an'ın çoğaltılması. Tabi burada tek başına görev yapmadı. 8'e yakın kişi bizzat o işte görevliydi. Bunlardan biri de İmam Mali'nin, Maliki mezhebinin kurucularından İmam Mali'nin dedesi de bu sorumlu kişilerin arasındaydı. Allah Azze ve Celle ona Kur'an'ı çoğaltma lütfunu da nasip etti. Hazreti Ali dönemine geldi. Hiçbir fitneye, fesada hiçbir şeye karışmadı. Ne Hazreti Ali'nin tarafında oldu ne diğerlerinin tarafında Medine'ye çekildi. insanlara Kur'an öğretti, fetva verdi. İnsanlarla özelde ilgilendi ve hiçbir husumete karışmadan alemlerin Rabbi olan Allah azza ve celle'ye yürüdü. Ey aziz dostlarım, bunları yaptığında da yaşı 25'i geçmiyordu. Kur'an'ı toplaması, Kur'an'ı çoğaltması dönemleri 25'i geçmiyordu. O yüzden ne olur gençler kendinize güvenin. Ne olur sizin için çizilen plan ve programlara sadık kalmaya çalışın. Müslümanların özellikle yaşamış olduğumuz bu dönemde ve bu asırda sizin cesaretinize, takvanıza, çalışkanlığınıza ziyadesiyle ihtiyacı vardır. Ne olur gençlerimizi de yöneltirken, yönlendirirken makam ve mevki sahibi para kazanma arzularını kamçılamadan lillah fillah Allah yolunda bir zeydin çıkması için yönlendirmeler yapalım. Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın, bizleri affetsin. Yeryüzünde zulme maruz kalan Müslümanlara yardım etsin. Küfrün karşısında onları mahcup ve mahzun eylemesin. İnşallah en kısa zamanda Mescid-i Aksa'nın özgür kılındığı bir yerde Allah Azze ve Celle ümmeti Muhammed'e namaz kılmayı nasip eder. Geceniz mübarek, akıbetiniz hayır. Cennetiniz Firdevs'a ala olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.